Yani yükselen istifa sesleri biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. Meclisin bu sıcak başlığı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de grup toplantısında ele aldığı konulardan biri oldu. Siyasette yaşadığı değişimi futbola da yansıttı Bahçeli. Gönül verdiği Beşiktaş'tan ayrıldığını bu sefer parlamentoda dile getirdi. MHP lideri yeni takımını da duyurdu. Gönül verdiğim Beşiktaş Cimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Siyaset sahnesinde taraf değiştirdiği gibi futbolda da takımını değiştirdi. Bir zamanlar AKP'nin, Erdoğan'ın ezeli rakiplerinden biri olan Bahçeli artık takımdaş oldu. Siyah beyaz değil, artık siyah kırmızı taraftarı Bahçeli. Bundan böyle ben artık kara gümrüklüyüm. Fenerbahçe taraftarından sonra Beşiktaş taraftarı da hükümeti istifaya çağırmıştı. O çağrı ilk istifayı getirdi ama kulüpten. MHP lideri gönül verdiği takımından ayrıldığını açıkladı. Sebep olarak Beşiktaş Antalya Spor maçındaki tribünlerden gelen o tezahüratları gösterdi. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş İç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini, hududunu bilmelidir. Bahçeli bununla da sınırlı kalamadı. Beşiktaş taraftarını ajanlıkla, provokatörlükle suçladı. Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekmek için kıvrananlar, tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale etmek maksadıyla oyun kuranlar, tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve futbol kulüplerine de görev düştüğünü söyleyen Bahçeli, hükümeti istifaya çağıranların tespitinin yapılması ve ardından cezalandırılması gerektiğini belirtti. Hükümete meydan okunmasını provokate edenlerin önce tespiti, ardından da tecihesi mutlaka yapılmalı. Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır. MHP'den peş peşe gelen istifalar hakkında ilk açıklama ise Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Akpınar'dan geldi. Üyelik aidatı ödemeyenler zaten üyelikten çıkarlar diye isim vermeden tartışmalara katıldı. Aidat ödemediği için üyeliği düşenlerin keza kongre üyesi olmadığı halde kulüp üyeliğinden istifa edildiği beyanları resmi nikah olmadan boşanma davası açmakla eşdeğer sayılır. İkisi de mantıksız diyenler. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın tüzüğünü işaret etti. Dün geceden beri çok sayıda soru geldi. Tek tek cevap vermek yerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğümüzün 13. maddesini paylaşıyorum. Kısacası sosyal medya ya da yazılı açıklama yoluyla istifa edilmesi geçerli değildir. Yazılı başvuru gerekir. Üyelikten çıkma yazılı istekli olur. Bu isteğin yönetim kurulu başkanlığına yapılması zorunludur. Bahçeli artık karagümrük taraftarı. Beşiktaş'la ilişiğini sözlü olarak kesti. Sosyal medyada Bahçeli'siz Beşiktaş paylaşımları yapıldı. Sayın seyirciler, Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Bildiğiniz gibi paylaşmıştık sizinle, hem Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin disiplin kuruluna sevk edilmesi söz konusu, hem de Kayserispor maçında seyircisiz oynama cezası verildi Fenerbahçe'ye. Ve bu karar kabul edilmezdir başlığıyla kulüpte bir açıklama yaptı. Deniliyor ki 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor'la oynanacak maça Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karar kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan
garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz demiş Fenerbahçe Spor Kulübü. Bu karar kabul edilemezdir başlığıyla. Evet, tribünlerden yükselen istifa sloganlarında gelinen nokta böyle sayın seyirciler.